Merhaba sevgili seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağında bugün sizler için Türk mutfağının çok sevilen bir lezzeti olan zeytinyağlı barbunya hazırlayacağım. Zeytinyağlı barbunya için her şeyin vaktinde ve zamanında olduğu zaman güzel oluyor. Pazarlarda şu anda efendim barbunyalar satılıyor sevgili seyircilerim. Şimdi pazardan barbunya aldım 3 kilo kadar. Burada şimdi şöyle açıyoruz. İçinden bakın barbunyalar çıkıyor, çok da güzelmiş. Gayet böyle iri taneli ve hepsi dolu olursa tam istenilen bir barbunya ortaya çıkmış olur. Hepsini şöyle güzelce ayıklıyoruz. Kıymetli seyircilerim, Oktay Usta bunun hepsini mi pişireceksin diyebilirsiniz. Efendim hepsini pişirmeyeceğim, buradan 1 kiloyu pişiriyorum sevgili seyircilerim. Ama diğer kalanlarını da buzdolabı poşetlerine koyup her zaman taze, buzluktan çıkmış barbunyalar ile zeytinyağlı barbunya hazırlayabileceğiz sevgili seyircilerim. Evet, 1 kilo kullanacağım. 1 kilo taze barbunya, 2 tane patates, 2 tane soğan, 2 domates, 2 biber, 2 havuç, 5 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı biber ve domates salçası, karışık zeytinyağı, tuz, 2 tane küp şekerle birlikte güzel pişiriliyor zeytinyağlı barbunya için. Hazır mısınız? Bismillah diye başlıyorum. Evet sevgili seyircilerim, buzdolabı poşetlerine koydum. Dondurucuya koymak için barbunyalarımızı görüyoruz. Bunlar kışın istediğimiz vakit çıkartıp hazırlayacağız. Evet, şimdi tencerenin içine ayıklamış olduğumuz 1 kilo barbunyayı alıyorum. Aldım. Rengin güzelliğine bakın. Tam bir sanat eseri. Subhanallah. Rabbim ne güzel yaratıyor nimetleri sevgili seyircilerim. Şimdi üzerine soğuk su döküyoruz. Sıcak su vermeyelim. Soğuk suyla buluşturup kaynayacak. Kaynamaya başlayınca 10 dakika yaklaşık olarak kaynıyor. Bu sırada burası kaynarken zamanı iyi değerlendirmek lazım. Hemen sosunu hazırlıyoruz. Havuçlu, soğanlı, patatesli, sarımsaklı sosun hazırlığına geçiyorum. Sevgili seyircilerim, şimdi barbunyamızın üzerine soğuk suyu koyduk, kaynamaya başladı. 10 dakika kaynayacak. Çok uzun kaynatmıyoruz çünkü burada da pişmeye devam edecek. Hemen barbunyamızın sosunu ve iç harcını hazırlıyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını tencerenin içine döküyorum. Döktükten sonra önce soğan iniyor buraya. İner misin canım? Sevgiyle iniyor. 2 tane doğranmış soğan. Orta boy büyüklüğünde. 2 soğanı alıyorum. Hemen domatesleri birazdan doğrayacağım. Biberi, havucu, soğan, sarımsak hepsi doğrandı. Tüm detayları ile birlikte paylaşacağım. Bir 3 dakika kadar soğanlar kavrulacak. Onun peşinden hemen sarımsak ve havuçlar dahil edilecek. Onların yumuşaklığı da çok önemli. Diri, sert olanlar sırasıyla gelecekler tencerenin içerisine sevgili seyircilerim. Önce soğanları kavuruyorum. Üç dakika kadar soğanlarımız kavrulduktan sonra zeytinyağında sıra geldi. Havuç ve sarımsağını ilave ediyorum. Zeytinyağlı barbunya için. Barbunya bir taraftan kısık ateşte ağırdan ağırdan haşlanıyor sevgili seyirciler. Şimdi 3-4 dakikada havuçla sarımsak sotelenecek. Sonrasında salçası gelecek. Sevgili seyircilerim, şimdi havuç, soğan, sarımsak buluştuktan sonra salçasını ilave ettim. 3-4 dakika daha kavrulduktan sonra yeşil biberini, hemen şimdi suyunu vereceğim. Sıcak su vereceğiz. Sıcak suyla barbunyamızın sosunu buluşturacağım. Şu anda 1 litre suyu hazır hale getirdim. Tam 1 litre döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 1 kilo barbunya, 1 litre su ile şu anda efendim sosumuz buluştu sevgili seyircilerim. Şimdi 10 dakika kaynamış olan
Barbunyayı direkt süzgeçe alacağım şimdi. Orası kaynayana kadar. Hazır mısın? Yanma. Yanmadan, yıkılmadan dikkatli bir şekilde döküyorum. Şöyle sizlere doğru dönük bir şekilde dökmeyi planlıyorum sevgili seyircim. Hatta şurada dökeyim ki tam şöyle neticesi güzel olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Fasulyemiz 10 dakika haşlanmış olan fasulyeyi süzdürüyorum. Üzerinden şöyle bir su geçiyorum sadece. Bir su geçtim. Bakın güzelliğini görüyor musunuz? Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyor. Ve şimdi gidiyorum. Çıkıyorum yola. Haydi bakalım. Sevgiyle ilerliyoruz. Evet efendim. Şu anda haşlanmış olan barbunyayı sosla buluşturuyorum. Kaç dakika haşlandı? Kaynamaya başladıktan sonra sadece 10 dakika. Çok uzun süre haşlamıyoruz. Çünkü burada sosuyla birlikte pişecek. Sevgili seyircim, tuzunu, şekerini vereceğim. Birazdan domatesini doğrayacağım ve patatesleri, barbunyalar yarı yumuşaklığa gelince patatesini ilave edeceğiz. Sevgili seyircilerim, şu anda zeytinyağlı barbunyamız kaynamaya başladı. Hemen tuzunu ilave ediyorum. Yeteri kadar tuz koyabilirsiniz. 1-2 tatlı kaşığı ama herkes damak zevkine göre ayarlasın. 2 küp demiştim. Şöyle 2 tatlı kaşığı şeker veriyorum. Biraz tatlıyı sever zeytinyağlılar. Kıymetli seyircilerim. Şimdi buranın üzerine hemen domatesini ilave edeceğim. Son olarak patates kalacak. Patates tam yarı kıvama gelince vereceğim. Çünkü patatesler çabuk pişerler. İçinde dağılma yapar. Ondan dolayı söylüyorum. Patatesi biraz daha geç veriyoruz. Şu anda çok güzel bir görüntü oldu. Rengarenk ve Türk mutfağının çok önemli lezzetleridir. Zeytinyağlılar sevgili seyircilerim. Rengini çok kırmızı yapmadım. Salçasını çok yoğun vermedim. Bakın rengini böyle güzel tatlı bir renk olsun diye. Kırmızı renkli sevenler salçayı artırabilirler sevgili seyircilerim. Evet, kapağını kapatıyorum. Yarı kıvama gelecek bir 10 dakika sonra patatesini ilave edeceğim. Sevgili seyircilerim, şu anda zeytinyağlı barbunya pilakimiz hazır. Saatimize bakıyoruz. 1 saat sürdü. Orta ateşte ağırdan ağırdan yarı kıvama gelince patateslerini verdim. Tuzunu kontrol ettim. Yağı, suyu, her şeyi tamam sevgili seyircilerim. Gayet güzel. Şu anda kaynama esnasında olduğu için biraz sulu gibi görünebilir. Ama kaynama durduğu vakit suyu da azalmaya doğru başlar, içine doğru çeker. Tenceresinde soğuyacak. Tamamen soğuduktan sonra ılık olarak ya da soğuk olarak servis edebiliriz. Şimdi kapağını kapatacağım ve soğuması için bekletmeye alıyorum. Sonra da servis vakti diyoruz barbunyamız için. Sevgili seyircilerim, zeytinyağlı barbunya pilakimiz hazır oldu. Servise hazır hale geldi. Çok güzel oldu. Çıkan miktarı da sizlerle paylaşıyorum. 1 kilo barbunyadan hazırladım. Eğer fazla gelir derseniz ölçüyü yarı yarıya düşürebilirsiniz. Kıymetli seyircilerim, çok güzel oldu. Bakın tam kıvamında. Lokum gibi oluncaya kadar pişiriyoruz. Güzel bir tarif oldu sizler için. Üzerine birazcık da maydanoz ya doğrayabilirsiniz. Ya da parça parça üzerine maydanozlar koyabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Evet, bir tarifimizi daha tamamlamış bulunuyoruz. Beni seyrettiğiniz ve takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah elimden geldiğince yeni tatlar, yeni lezzetler hazırlamaya gayret göstereceğim. Sizlerden ricam beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlık kalın. Allah'a ısmarladık efendim.